Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Az önce bir çok sıcak gelişmeyi izleyenlerimize paylaştık. Ahmet Nurçevi Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti. Bu istifanın gerekçesi nedir? Yaşanan teknik direktör problemi, taraftarın sosyal medyada başkana yönetime çok ciddi tepkisi var. Bunun sebebi Kulüpler Birliği'nin İçiyle alakalı mı yoksa bu süreçle de mi alakalı? Önce bunu soralım sana ardından Sergen Yalçın konusuna geleceğiz. Sayın Çebi bu kararı zaten öncesinde vermişti. Tabii bu kararın bugün ve dün geceden itibaren yaşanan teknik direktör Sergen Yalçın'la olan krizle alakalı olmadığını altını çizelim. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan ilişkiler yabancı kuralı limit derken zaten Kulüpler Birliği'nin başlı başına birçok problemi vardı. Sayın Çebi de bu başkanlığı daha fazla yürütmek istemediğini bugün yönetim kurulu üyeleriyle de paylaştık. Kulüpler Birliği Vakfı'nın an itibariyle istifasını sunmuş durumda Sayın Çebi. Akıllara şu soru geliyor acaba bugün Sayın Çebi'nin istifası Sergen Yalçın'la yaşanan kriz sonrasında artık bir bardağı taşılan son damla mı oldu diye bu soruyu da yönelttik ancak böyle olmadığını bu karar zaten daha öncesinde verdiğini dile getirdi dün gece yaşanan bir süreç farklı bir noktaya evrildi. Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu işin dönüşü var mı? Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın yolları devam eder mi? Bu birliktelik devam eder mi? Bundan sonraki Sergen Yalçın süreci nasıl işleyecek? Bu saatten sonra ben Sergen Hoca'nın kolay kolay ikna olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben biraz önce kendisine de ulaşmaya çalıştım. Cep telefonlarının kapandığını söyleyelim yaklaşık iki gün önce yine kendisiyle konuşmuştuk, görüşmüştük. Devam ettiğini söylemişti sürecin. Henüz olumlu ya da olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getirmişti. Ancak an itibariyle Sergen Hoca'nın cep telefonları kapalı ve İstanbul'da olmadığı bize de ulaştı. Açıkçası şahsiyetlik Sergen Yalçın'ı tanıyan biri olarak, tavrını, tarzını tanıyan, bilen biri olarak yani %70, %80 hatta biraz daha yüksek ihtimalle buradan dönüşün olmayacağı kanısındayım. Ama e, futbolda e, karşılıklı görüşmelerde belki kırgınlıklar giderilebilir. Araya hatırlık kişilerin girme durumu söz konusu olabilir. O yüzden ihtiyatlı konuşmakta fayda var ama büyük ölçüde bundan sonraki süreçte ben e, karşılıklı bir dönüş olacağını düşünmüyorum açıkçası. İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur arasındaki ipleri koparan o konuşma. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifiyle kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir bireyle azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi. Yalçın'ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi. Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi Yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşme ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım? Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbing'e uğradığımı düşünüyorum dedi. Beşiktaşlı teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Türçebi arasında dün gece geç saatlere kadar süren görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Yönetimin konuyla ilgili bugüne açıklama yapması bekleniyor. Çebi, Yalçın'la anlaşmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek ekonomik yönden tüm imkanlarımızı zorladık ama maalesef bir sonuç çıkmadı dedi. Peki Çebi ile Yalçın arasındaki görüşmelerde ilk günden itibaren neler yaşandı? İşte o konuşulanlar. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon TL öneriyoruz. Sen ne istersin? Başkanım ben para konuşmam. Hakkım olan parayı istiyorum. Senin kafandan geçen rakam nedir? 30 milyon TL. Bu imkansız. Başkanım bir forvet alacağız. Fiyatı 3 milyon euro. Nasıl vereceksiniz? O kadar para veremeyiz. Kararınıza saygılıyım. Kamuoyu önünde çıkma açıklama yapalım. Siz anlaşamadığımızı belirtin. Ben de dinleneyim. Bakarız, düşünürüz dedi. Tarafların heyecanla ve endişeyle takip ettiği görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine camianın bazı önde gelen isimlerinin devreye girdiği öğrenildi. En son haberin haberine göre Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki Yeni sözleşme görüşmelerine bugün de devam edilmesi ve kesin bir sonuca varılması bekleniyor. Bonservisi Beşiktaş'ta olan Güven Yalçın yeni sezonda hangi takımda oynayacak? Özellikle 2018-2019 sezonunda genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve çevik yapısıyla Beşiktaş formasıyla ligde 22 maça çıkan ve 8 gol atan Güven Yalçın daha sonra relantiye geçen bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Abdullah Avcı'nın 2019-2020 sezonunda takımın başına geldiğinde Güven Yalçın'a ligde 20 kez forma şansı vermiş. Genç oyuncu bu maçlarda sadece 3 gol kaydedebilmişti. Avcı sonrası göreve gelen Sergen Yalçın döneminde ise Lekke'ye kiralanan oyuncu için işler İtalya'da yolunda gitmemişti. Lekke ile 11 maça çıkan ancak totalde 150 dakika süre alabilen Güven Yalçın gol ile buluşamadı. Lekke'nin geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı genç santraforu yeniden kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlerde Lekke'nin güveni tekrar istediği yazıldı. La Gazzetta Delle Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen güvenin Salento'ya olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi. Gazete haberinde aynı zamanda Corvino, Türk forvet güven Yalçın'ı Salento'ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı ifadelerini kullandı. Öte yandan haberde Güven Yalçın'ın da Lekke'de mutlu oldu ve İtalya'da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı. Beşiktaş'a Fransız golcü Thomas Henry kartal oluyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Thomas Henry'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibi Leuven forması giyen Fransız golcü için Swansea City devreye girmişti. Fransız futbolcu Swansea City'nin şampiyonşipte olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor. Belçika basınında Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin hakkının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki Fransız golcü 1.91 boyunda sağ ayağını kullanan Henry'nin transfer markta yer alan verilere göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Beşiktaş'ta Oğuzhan Öz Yakup sürprizi 2.5 milyon euroluk maaş sebebiyle yönetimin yaptığı indirim talebine ısrarla olumlu yanıt vermeyen tecrübeli futbolcuyla bir yılda daha kontratının bulunmasına rağmen yolların erkenden ayrılabileceği belirtildi. Fanatik haberine göre tecrübeli orta saha oyuncusuna Feyenoord'un ilgisinin bulunduğu ifade edildi. Fernando Lucas Martins Beşiktaş'a yeşil ışığı yaktı. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins'ten olumlu yanıt aldı. Çin'in bir için kuan takımında oynar ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ta oynamayı isterim diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı. Sabahın haberine göre 3 yıllık kontrat ve 1,5 ile 1,8 milyon euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya bonservis ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya milli takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.